Şimdi sırada daha yeni başlıyor isimli konuşmasıyla Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı var. Sayın Faruk Eczacıbaşı'nın konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Aslında birkaç kuşaktır görülmedik bir travma yaşıyoruz. Bu COVID travması şimdiye kadar ne bizim gördüğümüz ne büyüklerimizin gördüğü bir olay oldu diyelim. Çok da ilginç bir zamana denk düştü. Dünyada zaten bir kabuk değiştirme süreci içindeydi. Endüstri dönemini aslında bitirdik. İnternetin hayatımıza karışmasıyla endüstri döneminden sonra post endüstri dönemi diyelim. Yani endüstri sonrası dönemi bir geçiş yaşadık. Covid ile birlikte biz bir kırılım yaşıyoruz ama biz zaten devamlı kırılımlar içinde yaşıyoruz. Sosyal medya, akıllı telefonlar, elektronik ticaret, blok zincirleri, bunların neredeyse hiçbirini bundan 20 sene önce bilmiyorduk. Hayal dahi edemiyorduk. Bugün akıllı telefonları düşünecek olursak, telefonda konuşma fonksiyonu burada, müzik dinlemek, sosyal medya takibi veya mesaj yazıp okumak, fotoğraf çekmek, oyun oynamanın son arkasına düşmüş durumda. Yani adı hala akıllı telefon belki ama telefonda kullanılan beşinci fonksiyon halinde. Şu anda internet 30 sene önce hayatımıza girdi. Ve bu arada yeni bir kuşak yetişti ve üretime geçti. Öyle bir dünyaya getirdi ki bize, veri aşağı yukarı her yıl kendini katlıyor. 10 yıl önce ortalıklarda dolaşan verinin 25 katı bugün kullanılan veri. Bu tabii doğal olarak bir sistemik karmaşıklık yaratıyor. Veri çoğaldıkça, verilerin kullanımı arttıkça sistemlerin karmaşası da, sistemlerin zorluğu da daha fazla artıyor. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Kurumların tek başına sorumluluğu taşıyabilmesine artık neredeyse imkansız gibi bir gözle bakmamız lazım. Ama buna karşılık gelişen ağlar, gelişen ilişkiler zinciri ağ sistemlerinin daha fazla ağırlık kazanmasını sağladı. Eski dünyaya bakacak olursak eskiden bilgi bir güç olarak kabul ediliyordu. Yani rekabet ortamında bilgiye sahip olan, bilgiyi üretim için kullanmayı, kendi açısından bilgiyi üretim için kullanmayı başaranlar, kullanabilenler daha fazla başarılı oluyorlardı. Rekabet aslında bilginin sahipliği üzerine yürütülen bir şeydi. Bugün artık bu yapıyla da başa çıkılamıyor. Kurumların kendi başlarına yeterli olmadığını görüyoruz. Bilginin sahip olunmasından daha önemlisi aslında bilginin bir katma değer üretim aracı olarak kullanılması daha fazla ön planda. Yani bu bizi aslında bilgi güçtür yaklaşımından bilgi paylaştıkça değerlenir yaklaşımına getiriyor. Ben bundan sonra açıkçası rekabete dayalı bir dünyanın yanında diyeyim, daha işbirlikçi bir yapının da oluşacağını düşünüyorum. Aslına bakarsanız bugün dünyanın en temel sorunlarında mutlak bir işbirliği de gerekiyor. Şu andaki en önemli sorunlar nelerdir diye bakacak olursak, doğal kaynakların azalması, iklim değişikliği, küresel gelir dağılımı bozukluğu, bunlar aslında ülkelerin veya toplumların kendi başlarında çözüm bulabileceği şeyler değiller. Hatta tam tersini söyleyebiliriz. Ülkeler arası rekabet aslında ateşe benzin dökmekle neredeyse eşdeğerli. İnsan oğlu
bir takım tehlikeler yarattı. Bu tehlikelerle yine kendi başına başa çıkmak zorunda. Bu da ancak ortak sorunlara odaklanarak üstüne gidilmesi gereken bir yapı. Covid süresince soruna çözüm bulmak için paylaşımın ne kadar önemli olduğunu zaten çok iyi gördük. Ben aslında ilaç endüstrisinden geliyorum. Aşı konusunda aslında şu anda ortaya çıkmış bir çözüm yok. Ama ilaç endüstrisinde, sağlık endüstrisinde içinde olanlar çok iyi bilirler ki yaşadığımız 6 ay içindeki gelişmeler şimdiye kadar benzersiz bir şekilde oldu. Yani şimdiye kadar bunun bir örneği olmadı. En azından 5 sene içinde, normal zamanda 5 sene içinde yaşanan bir çaba neredeyse 6 aya sığdırılmış durumda. Bu bizi aslında açık verilere getiriyor. Açık veriler paylaşıldıkça güvene dayanan karşılıklı işbirliği yapısının ben daha öne çıkacağını düşünüyorum. Yaşadığımız kabuk değiştirme süreci aslında oldukça sancılı geçiyor. Tarihte de bu kabuk değiştirme süreçleri oldukça sancılı olmuş. Ama aynı zamanda da çok önemli öğrenme süreçleri olmuşlar. Covid bize gerçekten büyük bir zarar verdi. Ve maalesef zarar vermeye de devam ediyor. Ama aynı zamanda da büyük dersler verdi. Benim dileğim bu derslerin kalıcı olması, Covid süreci tarihe karıştıktan sonra bu derslerin uzun vadeli olarak bizim yanımızda kalması.